İkinci Abdülhamit sevgili arkadaşlar. İkinci Abdülhamit. Marangoz ustasıdır dedik. Eğitimperver, marifperver olarak bilinir. Döneminde ilk defa anayasa ilan edilir. Meclis açılır. Yine halk yönetime katılır. Ama bu dönemi kapatır. Genellikle 2. Abdülhamit dönemi diye istibdat dönemi diye bir dönem var. O bilinir arkadaşlar. İkincisi İslamcılık düşüncesine göre yani halifenin etrafında Müslümanların toplanması denilen pan-İslamizme göre ülkeyi yönetir ve ülkeyi yönettiği yer Yıldız Sarayı'dır. Sultan 2. Abdülhamit biraz kuşkucu bir kimliğe sahip. İster istemez o Topkapı Sarayı'nın kasvetinden de sıkılır. Daha rahat idare edebileceği Yıldız Sarayı'na binayı, yönetim binasını taşır. Merkez artık Yıldız Sarayı'dır. Buna dikkat edin. Filmde de işte bu Payitaht dizisinde Yıldız Sarayı çok işleneceği için karşımıza çıkar. 3. Selim tarafından yapılmıştır Yıldız Sarayı. Bu dönemde ise kullanılmaya başlamıştır yönetim binası olarak. Bu dönemde jurnalcilik, hafiyecilik teşkilatını başlatır arkadaşlar. Yani ne demek hafiyecilik? Günümüzün MIT'i diyebiliriz. Çünkü Abdülhamit döneminde Abdülhamit'e ters düşen kitaplar, fikirler, cemiyetler yasaktır. Sansür haddinden fazladır bu dönemde. Atıyorum kim olsun bir gazeteci, Namık Kemal diyelim. Fikirleri hoşuna gitmezse Namık Kemal'i sürer. Sürgün yetkisinden dolayı. Namık Kemal'i sürer, peşine de bir tane polis gönderir onu. Der ki git bir bak bakalım der. Bu adam daha hala sürdüğüm yerde gazete çalışması yapıyor mu? Onu da peşine başka bir polis takar. Git der bunu izle. İşini yapıyor mu? Yani herkesi birbirine karşı kullanır arkadaşlar. Mecelle Abdülaziz döneminde yazılmıştı. Abdülhamit döneminde tam olarak yürürlüğe girer. Hem Abdülhamit siyasi olarak da Ermenilerin isyan ettiği döneme gelir. 93 Harbi'ni hatırlayınız. Bundan dolayı doğuda Ermenilere karşı Hamidiye alayları denilen alayları kurmuştur diyelim. Aynı Abdülhamit Kuzey Afrika'da da İtalyanlara karşı kul oğullarını kuracak. İleride anlatacağım. KPSS diyeceğiz buraya. Eğitim alanında her şeyi yapmış. Açmadığı okul neredeyse kalmamış. Kadastro Mektebi, Ziraat Mektebi, Hukuk Mektebi, Ticaret Mektebi gibi bir sürü mektep açmış 2. Abdülhamit. Güzel Sanatlar Akademisi dediğimiz, günümüzün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi olan Sanayiye Nefise Mektebi'ni açmıştır. Başına da kimi getirir? Bu kaplumbağa terbiye eden vardı hatırlarsanız. Kaplumbağaları terbiye eden Osman Hamdi Bey'i getirmiştir diyelim. Yine bu dönemde aziz canlar, ülkedeki eski eserler kaçırılmaya başlanır. Yani antik eserler, o tarihi eserler yurt dışına kaçırılmaya başlayınca bunun önüne gitmek için müzeciliği başlatılır. Arkeoloji müzesini açar arkadaşlar. Asar-ı Atika adıyla Arkeoloji Eski Eserler Müzesi demek. Bunu açar. Yine de başına da Osman Hamdi Bey'i getirir. Osman Hamdi Bey müzeciliğin de kurucusudur Türkiye tarihinde. Ekonomik alanda ise durumu çok iyi değildir Abdülhamit'in. Aldığımız borçları ödeyemeyiz. Alacaklı devletlere Muharrem kararnamesi ile ben bu borçları ödeyemiyorum artık iflas ettim der. Borçların taksitlendirilmesi, yapılandırılması Abdülaziz döneminde Ramazan kararnameleri borçları ödeyemeyeceğini ilan etmesi Muharrem kararnameleridir. Alacaklı devletler buna kızar mı? Borcunu ödeyemiyorsun diye hiç kızmayacak. Diyecek ki canım sağ olsun. İlk resim sergisini açan Osman Hamdi Bey mi? Şeker Ahmet Paşa arkadaşlar. İlk resim sergisi Şeker Ahmet. Evet, nerede kaldım? Aklımda unuttu gitti. Şeyde.
Aziz döneminde Şeker Ahmet Paşa Açar, aynen öyle. İkinci Abdülhamit borçlarını ödeyemeyeceğini söyleyince alacaklı devletler der ki ya canın sağ olsun ödeyemiyorsan ödeyemiyorsun, dünyanın sonu değil. Ama biz onu alırız. Nasıl alacaksın? Senin gelir getiren mülklerin var, vergilerin var. Tuz vergilerin, maden vergilerin, balık vergilerin, ne bileyim, gümrük vergilerin. Biz bunları ipotek ediyoruz derler. Genel Borçlar İdaresi ya da Duyun-u Umumiye denilen bir kurum oluşturulur. 1882'deki, 81'deki bu kurum ile Osmanlı Devleti'nin tüm gelir getiren mallarına çöküyor Avrupa devletleri, alacaklı devletler. Önemli bir konudur. Ancak bardağın dolu tarafı sorulur Abdülhamit'te şu dönemin siyasetinden dolayı. Gelir mi belli olmaz. Yine de bilmekte fayda var. Şeylerle beraber nedir? Muharrem kararnamesiyle borçlar ödenemez. Borçlar ödenemeyince Duyun-u Umumiye denilen bir idare, Genel Borçlar İdaresi kurulur. Almanya der ki dostum bizim artık Almanlık dostlarımız başlamıştır Almanya'yla. Bana da der borcum var. O da reji denilen tütün idaresini kurar Fransa ortaklığıyla beraber. Reji idaresi ve Duyun-u Umumiye idaresi Osmanlı mali sistemini çökertir ve Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığını yitirmesine neden olur arkadaşlar. Artı Sultan Abdülhamit Ziraat Bankası vardı hatırlayın. Memleket sandıkları Ziraat Bankası'na dönüşür artık. Bu memleket sandıkları 1888 yılında Ziraat Bankası'na dönüşerek ilk Türk Bankası diye ya da ilk Milli Banka diye karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Dönemde Hicaz Demiryolu Projesi, Bağdat Demiryolu da denir buna, 3B Demiryolu Projesi de denir. Bunlar açılır. İlk tramvay hattı, ilk şehirlerin elektrikle aydınlanması hep bu dönemdir. Bu dönemde iki tane zırhlı gemi alınır. Birisi Mecidiye zırhlısı, çok iş yapmaz. Biri de Hamidiye zırhlısıdır arkadaşlar. Mecidiye ve Hamidiye zırhlısını, özellikle Hamidiye zırhlısını haftayaki derslerimizde kullanacağız. Hamidiye zırhlısı 2. Abdülhamit döneminde alınan Balkan savaşlarında iş gören bir zırhlıdır. Mutlaka bilinmesi lazım. Artı zırhlı demişken bunu biliyorsunuz belki filmini de izlediniz. Ertuğrul Fırkateyni diye bir fırkateyn var. Japonya'ya gönderilen fırkateyn arkadaşlar. Japonya'ya hediye olarak şeyde nedir onun adı? İade-i ziyaret yapan kıymetli hediyeler götürürken geri gelmez batar Ertuğrul Fırkateyni. Onu da dikkat edin. Sorulmadı ama sorulacaktır. Ertuğrul Fırkateyni dediğimiz Japonya dönüşünde batan gemi Abdülhamit dönemindedir. Bir dostluk gemisidir arkadaşlar. Ermenilere karşı mı? Ermenilere karşı olan nedir onu anlamadım. Hamidiye alayları doğuda Ermenilere karşı, Kuloğulları Trablusgarp'ta, Kuzey Afrika'da İtalyanlara karşı diyeceğim Bilal'cim ileride. Abdülhamit döneminde Olimpiyat Komitesi kurulur. İlk defa bu Olimpiyat Komitesi 5. Mehmet Reşat döneminde de olimpiyatlara katılır. Selim Sırrı Tarcan tarafından kurulur ilk Olimpiyat Komitesi. Yine bu dönemde Darül Aceze kurulur. Fakirlerin, güçsüzlerin bakımı için huzur evi kurulur tabiri caizse Darül Aceze. Şişli Etfal Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Tıfıl Hastanesi bu dönemlerde açılır arkadaşlar. Yine spor kulüpleri Beşiktaş, Galatasaray, Fener kulüpler bu dönemde açılacaktır diyelim. Beşiktaş demiş. Slaytları hazırlayan hocamız Birol Hoca muhtemelen Beşiktaşlı ki aynı senin gibi aşk yazmış buraya sevgili arkadaşlar.
Spor deyince aklıma şu geldi. Ben yazmadım Michel. Bu slaytları Birol Hoca hazırladı. Onun slaytları. Beşiktaş önemli bir takım. İleride Beşiktaş'ın şeylerini yaparız. Başlatmayın aşkınızı. Kendinize de sohbet edin. Dersi bölmeyin. Atarım vallahi dersten. Bak buradan birinizi atayım isteseniz. Dersten atabilme özelliğimiz var arkadaşlar. Dersten birinizi atarsam geri gelemiyorsunuz, haberiniz olsun. Korkuttum sizi. Tehdit ettim daha doğrusu. Şimdi spor kulüpleri derince Osmanlı'nın ilk derbisi arkadaşlar. Derbi Çelebi Mehmet döneminde başlar. Yani Amasya'da Cirit oynarlar. Bu Cirit de bir taraf Bamyacı, bir taraf Lahanacı diye bilinir. Osmanlı'nın ilk derbisi Lahanacılar ve Bamyacılar arasında olmuştur. Unutmayın. Lahanacılar ve Bamyacılar arasında olmuştur. Abdülhamit'le alakası yok. Onu da söylemiş olayım. Abdülaziz ikinci Abdülhamit'i tahttan indirme girişimi vardır. Bunu biliniz, bir darbe, başarısız bir darbe. Bir kez daha ileride tekrar ederim bunu. Çırağan baskını dediğimiz bir baskınla Abdülhamit tahttan indirilir sevgili arkadaşlar. Buraya kadar olan yerde sorunuz var mı? Sonrasında 5. Mehmet Reşat tahta çıkar. 5. Mehmet Reşat'la beraber de nedir onun adı? İşte Trablusgarp, Balkan, 1. Dünya Savaşı gibi savaşlar ortaya çıkar. Artı Darül Bedailer, Türk Ocakları, Darül Elhanlar kurulur. Onları İttihat Terakki'nin içerisinde vereceğim. Çırağan olayında Abdülhamit'i tahttan indirmek için uğraşan Sarıklı İhtilalci diye bildiğimiz Ali Suavi'yi 7-8 Hasan Paşa öldürür. 7-8 Hasan Paşa da Çorumlu'dur bu arada arkadaşlar. Kafasına vurunca öldürmüş Ali Suavi'yi. Evet, Abdülhamit dönemi de bitti sevgili canlar. Artık Abdülhamit döneminde çok okul açılır, kadınlara da değer verilir. Kadınlar basın hayatına girer. İlk kadın dergisi dediğimiz Terakki Muhadderat bu dönemde açılır. Muhadderat yükselmek, kadınların yükselişi. Şükufe zar diye, şükufe çiçek demek arkadaşlar. Bu dönemde yazarlarının tamamı kadın olan ya da kadınların fikirlerini savunan gazeteler çıkar. Bunu da basın tarihinde ben size tek tek anlatacağım arkadaşlar. Buraya kadar olan yerde sorunuz var mı? Eyvallah. Dağılma döneminin de ıslahatlarını Hakk'ın rahmetine kavuşturduk. Islahatlara dikkat edin arkadaşlar. Arada bir okuyunuz. Önemlidir bu ıslahatlar. Şimdi geliyorum nereye? Demokratikleşme hareketlerine arkadaşlar. Kaç dakikamız var? 10 buradan, 14'dan 20. Daha da bayağı bir vaktimiz varmış. Böyle 5-6 dakika kalsa izin isteyecektim. Boğazlarım iyice çöktü. Geliyorum demokratikleşme hareketlerine Osmanlı Devleti'nde. Bunlardan bir tanesi Sened-i İttifak. Ya da Sened-i İttifak'a gelmeden önce şu tabloyu zihninize kazıyınız arkadaşlar. Buradan bize sorular gelir. Demokratikleşmeden sorular gelir, haberiniz olsun. 10 geçe gibi 9 gibi bitirme niyetim var. Bakalım. Demokratikleşme hareketleri arkadaşlar. Sened-i İttifak, demokratikleşme ya da anayasal gelişim diye başlayın başlığınıza. Şimdi ben de Osmanlı Devleti'nde mutlak güç kimdeydi? Padişah'taydı. Yasaması, yürütmesi, yargısı, kanun çıkarması, vergi koyması, affetmesi, beraat olarak birilerini ataması, her şey padişahın elindeydi. Biz de buna mutlak monarşi demiştik. Şimdi süreci hatırlayacak olursak bendeki ilk demokratikleşme hareketi Sened-i İttifak'tır. 1808 Sened-i İttifak arkadaşlar. Bu tarihte neler olmuş?
Öncelikle 2. Mahmud'un tahta çıkış sürecini unutmayınız. 2. Mahmud tahta Alemdar Mustafa Paşa'nın gölgesinde çıkmıştı. Biz bunu konuşmuştuk hatırlayın. 2. Mahmud'u tahta çıkarıyordu Alemdar Mustafa Paşa. Ve 2. Mahmud Alemdar Mustafa Paşa'ya tabiri caizse borçlu arkadaşlar. Bu borcunu da ödeyecek. Nasıl ödeyecek? Ayanların varlığını tanıyarak ödeyecektir. Ayanların varlığını tanıyarak ödeyecek dedik. Nasıl tanımış? İşte senedi ittifakla. Buradaki ayağının adını lütfen unutmayın. Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa ile 2. Mahmud oturur bir ittifak senedi imzalar. Der ki senette, ayanlar padişaha bağlı kalacak, emirlerine uyacaklar ve padişah ayanların varlığını tanıyacak. Beraber hareket edelim arkadaşlar. Şimdi padişah ayanların varlığını tanıyacaksa mutlak gücünün yanında bir güce daha ihtiyaç duymuş mu? Duymuş. O zaman padişahın mutlak otoritesi sarsılmış arkadaşlar. Artı ayanlar padişaha bağlı kalacak. İstanbul'da bir isyan çıkarsa bu isyanı ayanlar bastıracak. İstanbul'da çıkan isyan 1808 tarihindeyim ben daha. Yeniçeri isyanlarıdır. Bu Yeniçeri isyanları bastırılıyorsa merkezi otorite güçlenir. O zaman senedi ittifakın amacı merkezi otoriteyi güçlendirmektir. İkinci Mahmud merkezi otoriteyi güçlendireyim derken kendi yetkilerini sınırlandıracak. İlk defa padişah kendi yetkilerini sınırlandırır. Hatta şu maddede de sınırlandırmayı görebiliriz. Ayanlık babadan oğula, hanedanlık güvencesinde olacak. Yani ben padişahım, istediğim kişiyi vali atayabilirim. Ama böyle bir anlaşmaya evet dediysem o zaman bazı yetkilerden feragat etmişim. Padişah ilk defa yetkileri sınırlandırılıyorsa bu bir demokrasi midir? Evet, demokrasiye doğru giden, demokratikleşmeye doğru giden bir süreçtir, ilk adımdır. Demokrasinin ilk ayağıdır bu senedi ittifak. Neye benzer? İngiltere'de de buna benzer bir durum vardı. O da İngiltere Kralı Yurtsuz John ile soylular arasında yapılan sözleşme, Magna Carta, Büyük Şart. Buna benzer arkadaşlar. Ancak buraya lütfen dikkat ediniz. Üstüne basa basa söyleyeceğim. Herhangi bir batının etkisi yoktu. Yani bir milliyetçilik, bir bilmem ne, insan hakları, bunlar yoktur. Batının etkisi yoktur bunda. Batının baskısı da yoktur. Bu benim bir iç meselemdir. Bunu lütfen unutmayın. Senedi ittifakta batının baskısı ve batının etkisi yoktur. Bu bir demokratikleşme hareketidir. Anayasal belge özelliği yoktur. Vatandaşlık hocalarımız buna ilk anayasal belge der. Ama biz buna anayasal belge diyemeyiz. Çünkü herkesi kapsamaz. Sadece padişah ile ayanlar arasındadır. Hatta bazı ayanlar bunu tanımamıştır bile, öyle söyleyeyim. Bundan dolayı kesinlikle ama kesinlikle anayasal belge değildir. Senedi ittifak bitti. Grupta kaç kişi var? 15 kişi kalmış grupta. Çok mu sıkıldınız? Evet, canlar, sıkılan var mı? Yetsin bugünlük hocam. Yapma ya. Bunun devamı nerede gelecek? Şöyle bir mikrofonu açın da biri bir türkü söyleyin. Hamza, hadi bir türkü söyle bakayım. Ben severim türkü söyleyeyim. Bu arada Afyon'daki ve Kütahya'dan katılan değerli arkadaşlarım,
Arada derslerde hep söyletmeye çalışıyorum ben. Kimse söylemiyor. Canlı derslerimizde de genel yüz yüze derslerde. Sizin sesiniz varsa söyleyebilirsiniz. Michel bir türkü söyle de dinleyelim ya. Rap bile olabilir yani. Ben söylersem 15 kişiyle ilgili. O zaman söyleme dostum. Biz yabancı hocam. Aman o zaman yabancı söyleme. Neşet varken yabancıdan bana ne? O zaman geliyoruz nereye arkadaşlar? Tanzimat Fermanı'na. Tarihler 3 Kasım 1839'u gösterir. Padişah Abdülmecit tarafından yayınlanan bir fermandır. Orijinal adı Gülhane Hattı Hümayunu. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bu sefer Nazım dizeleri aklıma geldi. Nazım Hikmet Kaktır sevgilisiyle Gülhane Parkı'nda buluşmak için sözleşir. Ancak birden polisi görünce hop çıkar ceviz ağacına. Sonra bu dizeleri yazar. Ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Onlar bunun farkında değildir ama bu Tanzimat Fermanı'nın daha doğrusu Gülhane Hattı Hümayunu'nun herkes farkındadır arkadaşlar. Anadolu'da yaşayan Haşim Efendi de farkındadır. İstanbul'da yaşayan Hamza Efendi de farkındadır. Sırbistan'da yaşayan Michel Efendi de farkındadır. Neden? Alayım cevapları. Niye herkesi ilgilendirir bu ferman arkadaşlar? Tüm tebaayı kapsıyor. Sebep ne? Haydi bakalım. Takır takır yazın. Anayasalcılık olabilir mi? Olabilir ama aradığım cevap o değil. Tüm tebaayı kapsadığını nereden biliyorum? Bütün Osmanlı tebaasını kapsadığını nereden biliyoruz? Amacım Osmanlı'nın dağılmasını engellemektir. Doğrudur Ayşe Hocam. Ama herkesi kapsaması nereden kaynaklanır? Niye Senedik'te herkesi kapsamıyor da Gülhane Hattı Hümayunu herkesi kapsamıyor? Evet, canlar, pıtırcıklar. Ferman herkesi kapsamaz. Padişahın yazılı veya sözlü emirleri olabilir. Dar kapsamlıdır ferman. Bizim buna Tanzimat Fermanı diye dilimiz alışmış ama yanlış bir telaffuz. Asıl bunun adı Gülhane Hattı Hümayunu. Hattı Hümayun. Hümayun olan her şey padişaha aitti. Padişahın hattı. Kendi el yazılı emir. Padişah Hazretleri lütfetmiş. Kendisi bir emir yapmış. Bu sadece birisini kapsaması olmaz. Onun için tüm tebaayı kapsar. Padişahın yasama görevidir arkadaşlar Hattı Hümayun. Hatırlayın Osmanlı Devleti'nin kültür medeniyetindeki konularınızı. Hattı Hümayun, Ferman, Berat gibi ıvır zıvır, Adaletname gibi, Amanname gibi yasama görevleri vardı. Bu da en güzel yasama görevidir. Hattı Hümayun'la Ferman'ın farkını bilin. Artı canlar, bu fermanla hazırlayan kişi de Mustafa Reşit Paşa'dır. O zaman bu fermanın padişahı Abdülmecit, hazırlayan Mustafa Reşit Paşa niye hazırlar bunu? Az önce Ayşe Bali hocamın dediği gibi dağılmasını, Osmanlı dağılmasını önlemek. Mısır sorunu çıkmıştı hatırlayın. 1839'da Nizip Savaşı. Avrupa'ya gidecekti bu konu Londra'ya. Londra Konferansı öncesinde Avrupa'nın desteğini almak isterler. Ve Batı
iç işlerimize karışmasın diyerek de bu ferman imzalanır. Ferman da der ki kanun önünde herkes eşit. Dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın kanun önünde herkes eşittir. Kanun önünde herkes eşitse kanun üstünlüğü ön plana gelir mi? Osmanlı Devleti'nde ilk defa kanun üstünlüğü konuşulmuştur. Ve anayasaya geçiş sürecidir bu. Anayasal değil bakın. Anayasa değil ama ilk anayasal belge. Anayasa değil henüz. İlk anayasal belgedir. Hukuk devleti anlayışı ön plana çıkar artık. Vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktır der Tanzimat Fermanı'nda. Vergiler herkesin gelirine göre toplanıyorsa, vergide adalet, vergide eşitlik söz konusudur. Eskiden Müslümandan onda bir, gayrimüslimden onda iki vergi alıyordum ben. Bunu ben Müslümanla gayrimüslimi vergi ve hukuk olarak eşitledim. O zaman Osmanlı Devleti'nin gelirleri düşer mi? Elbette düşer. Onda iki yerine onda bir almaya başlayacaktır Osmanlı Devleti. Yine cizye vergisi vardı hatırlayın. Gayrimüslimler askere gitmedikleri için ödedikleri vergi. Bu vergi de kaldırılır ama ileride tekrar gelecek. Kısmen kalkar diyelim ve askerlik zorunlu hizmet haline gelir. Toplam 5 yıl vatan hizmeti yapar askerler. Avrupa'ya, azınlıklara, gavura bu zor geleceği için diyecek ki ileride, şimdi değil, kardeşim bedeli neyse biz verelim de gelmeyelim diyecekler. Artık angarya yasaklanacaktır arkadaşlar. İnsan hakları ön plana çıkaracaktır. Angarya'nın yasaklanması, insan haklarının ön plana çıkması o zaman bu fermanda Batı'nın etkisini gösterir bize. Fransız ihtilalinin etkisini görebilirim. Artı 1830 ihtilallerinin etkisini görebilirim. İnsan hakları ihtilalleridir bunlar. Avrupa'nın herhangi bir baskısı yoktur. Avrupa bana bu fermanı yap diye benim boğazıma sarılmamıştır. Ama ben Avrupa'ya cici gözükmek için, hoş görükmek için böyle bir fermanı yürürlüğe koymuşuzdur diyelim. Geniş bir fermandır arkadaşlar. O zaman kanun önünde herkes eşittir. Hatta Abdülmecid der ki ben dahi bu fermana uymakla yükümlüyüm der arkadaşlar. Ben dahi bu fermana uymakla yükümlüyüm der. Soru gelsin size. İlk defa hangi padişah kanunla yetkilerini sınırlandırmıştır? Kanunla yetkilerini sınırlandıran ilk padişah hangisidir canlar? Haydi bakalım. İkinci Mahmut Abdülmecid. Başka? Özlem hocam seni alkışlıyoruz. Gamze hocam ve Özlem hocam alkışlıyoruz. Niye? Senedi ittifakta ikinci Mahmut kendi yetkilerini sınırlandırır ama bu bir kanun değildir. Kanunla sınırlandıran ben de bu hükümlere uymakla yükümlüyüm diyen Abdülmecid olacaktır pıtırcıklar. Süper. Sizi atlayalım kız. Özlem, memleket neresi Özlem? Eskişehir. Branş ne? Yani hemşire bilmem ne, sağlıkçı mısın onu soruyorum. Özlem'i Eskişehir'e değil, Eskişehir yakın. Seni hemen nereye atıyorum? Güzel bir yer olsun ya. Seni Isparta Milli Eğitim'e VHK olarak, memur olarak atadık haberin olsun. Bu bir. Gamze seni de nereye atayalım? Seni de Bozüyük'e atıyorum dostum.
Sinirlendin mi güldün mü kız Isparta deyince? Aklıma Isparta geldi. Dua yerine geçsin. Ezan dokunuyor dışarıda. Gamze de bilmişti bunu. Gamze'yi de Seyit Gazi'ye atayalım Gamze seni de. Tamam mı? Gamze'yi de Seyit Gazi'ye atadık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na atadık Gamze'yi de. Orada memur olarak kalsın. Seni iyi yere atadık ha. Orada yatıyorsunuz akşama kadar. 5000 kağıtla maaş alırsınız. Evet canlar. Bugünlük bu kadar. Islahat Fermanı'na girmeyeceğim. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğim. Buraya kadar olan yerde sorularınız var mı?